Merhaba arkadaşlar karışım problemleriyle beraberiz. Karışım problemleri oldukça kolay bir konu. Bu föyümüzü beraber dinleyip soruları çözdükten sonra bu konuyla ilgili kolay kolay soru kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Buradan bir adet soru geliyor maksimum. Karışım problemlerinde bizim için önemli olan arkadaşlar bize sorulan saf madde oranı ve saf madde yüzdesi. Bir maddenin oranı seçtiğimiz maddeyi saf madde olarak seçtiğimiz maddenin oranını bulmak için madde miktarını karışım miktarına bölüyoruz. Örneğin elimizde şekerli su varsa ve şeker oranını soruyorsa şeker bölü karışımın tamamıdır. Eğer bize bunun yüzdesini soruyorsa ne yaparız? Yüzde çarparız. Örnek 1'e bakalım. 35 kilogram su ile 15 kilogram tuzun karıştırılmasıyla bir karışım oluşturulmuştur. Karışımın tuz oranı nedir diyor. Elimizde ne kadar tuz var? 15. 15 yukarıya yazıyoruz. Aşağıya ne yazıyoruz? Elimizde ne varsa. 15 kilogram tuz, 35 kilogram su. Karışım toplam ne kadarmış? 50 kilogram. Peki tuz miktarı ne kadarmış? 15. Sadeleştirirsek 5'e bölelim ne olacaktır? 3 bölü 10 oranında ne varmış? Tuz varmış. Peki bu tuzun yüzdesini sorarsa 3 bölü 10'u ne ile çarparız? Yüzde çarparız. Şurası 10 olur. 3 kere 10 ne yapacaktır? Yüzde 30 yapacaktır. Peki karışımın su oranını sorarsa tek, 35 kilogram suyu 50'ye bölebiliriz arkadaşlar. Ama şu şekilde de yapabiliriz. Karışımın tamamı 1'dir ya da %100'dür arkadaşlar. Buradan tuz oranını çıkarırsam ben geriye ne kalacaktır? Su oranı kalacaktır. Ya da dediğim gibi 35'i 35 artı 15'e bölerseniz yine ne yapacaktır? 7 bölü 10 yapacaktır. Peki bu suyun yüzdesini sorarsa 7 bölü 10 yüzde çarparsak ne yapacaktır? Yüzde 70 yapacaktır. Örnek 2 X kilogram tuz Y kilogram suyla karıştırılıyor. Bu karışımın ağırlıkça yüzde kaçı tuzdur diyor. Ne kadar tuzumuz var? X. Karışım ne kadar? X artı Y. Yüzde dediğine göre ne ile çarpacağım? Yüzde. Bitti mi? Bitti. 12 kilogram un, 3 kilogram tuz, 10 kilogram yağ karıştırılıp hamur yapılıyormuş. Karışımın yağ yüzdesi tuz yüzdesinden ne kadar fazladır diyor. Tuz yüzdesini Bulalım nedir? 3 bölü. Karışımın tamamı ne? 13, 12 daha 25. 3 bölü 25. Peki yağ oranı ne? 10 bölü 25. 10 bölü 25. Aradaki farkı istiyor. Çıkarırsam ne olur? 7 bölü 25. Yüzdesini istiyorsa 100 ile çarparım. 4 kere 7 ne yapacaktır? Yüzde 28 yapacaktır. 180 kilogram şekerli su karışımının %60'ı sudur. Buna göre bu karışımda kaç kilogram şeker vardır? Şimdi %60'ı suysa su miktarını bulalım. 180'i ne yapacağız? 60 bölü 100'de çarpacağız. 2 sıfırı gönderirsek 6 kere 18 ne yapacak? 108 yapacak. Demek ki 108 kilogram ne varmış? Su varmış. Bana neyi soruyor? Şekeri soruyor. 180 eksi 108'den ne kadar şeker varmış? 72 kilogram şeker varmış. Ya da direkt başta 180'i 40 bölü 100 ile çarpsaydık yine neyi bulmuş olurduk? 72 kilogram şekeri bulmuş olurduk. Çünkü %60'ı suysa %40'ı ne olacaktır? Şeker olacaktır. O yüzden bu şekilde de bulabilirim. Örnek 5. 30 kilogram su 10 kilogram alkol karıştırılıyor. Karışıma 10 kilogram alkol eklenirse yeni karışımın alkol oranı nedir diyor. 10 kilogram da alkol eklenirse ne kadar alkol oldu? 20. Toplam karışım ne oldu? 50. Yüzdesini soruyorsa yüzde çarparım. 2 kere 20 ne yapacaktır? Yüzde 40 yapacaktır. Karışımdan 15 kilogram su buharlaştırılırsa yeni karışımın alkol oranı yüzde kaç olur diyor. Ne kadar su buharlaştıralım? 15 diyor. 30 su vardı. 15'i gitti arkadaşlar. Ne kadar su kaldı? 15. Peki alkol ne kadardı? 10. Hem yukarıya hem aşağıya ekliyorum. Bu oran ne olur? 10 bölü 25 Yüzde dediği için yüzde çarpıyorum. Yüzde 25 sadeleşirse ne olur? 4. 4 kere 10. Yüzde kaç yapar? 40 yapacaktır. Karışıma 5 kilogram su, 5 kilogram alkol eklenirse. Karışım neydi? 10 bölü 40'tı. 5 kilogram su eklersek ikisine birden ekliyoruz. Bakın suyu hem yukarı ekliyorum hem de e, düzeltiyorum. Alkolü hem yukarıya ekliyorum hem aşağıya ekliyorum. Ama suyu sadece aşağıya ekliyorum. Çünkü yukarısı alkol, alkol ikisine de eklendi, su sadece aşağıya eklendi. Ne olur bu oran? 15 bölü 50 yüzde ne olacaktır? Yüzde 30 olacaktır. Yüzde 20'si tuz olan 40 kilogram tuzlu su karışımına kaç kilogram su eklenirse karışımın tuz oranı yüzde 10 olur diye arkadaşlar. 40 kilogramın yüzde 20'si tuzmuş. Bakın soruları çözerken genel bir mantığımız olacak arkadaşlar saf madde miktarını bulacağız. Gram veya kilogram veya litre ne vermişse miktarı yüzde değil de miktar olarak saf madde miktarını bulacağız. Şimdi tuzu tuz oranı ne kadarmış 40 kilogramda? Yüzde imiş. 40'ı yüzde 20 ile çarparsak ne olur? Yüzde 20 demek 5'te 1 demek. 40'ı 5'e bölersek 8. Demek ki 8 kilogram tuz varmış. Nerede? 40 kilogram karışımda. Peki devam edelim. Sonra kaç kilogram su eklenirse, suyu sadece aşağıya ekliyorum. Çünkü su saf madde değil burada. Tuz oranı %10 oluyormuş. %10 ne demek? 10 bölü 100, 1 bölü 10 demek. İçler dışlar çarpımından 40 artı x ne olacaktır? 80. X ne gelir buradan? 40 gelecektir. Örnekte de %30'u tuz olan 60 kilogram tuzlu su karışımından kaç kilogram su buharlaştırılırsa karışımın tuz oranı %50 olur demiş arkadaşlar. Saf maddemiz neymiş? Tuzmuş. Çünkü tuz oranından bahsediyor. Peki tuz miktarını bulalım hemen arkadaşlar. 60'ın %30'u tuzmuş. 60'ı 30 bölü 100 ile çarparsak ne yapacaktır? 18 yapacaktır. Demek ki 60 kilogram karışımda 18 kilogram tuz varmış. Bakın bu şekilde yazdım. Saf madde oranı şeklinde yazdım. Ne diyor? Su buharlaştıralım diyor. Su saf maddemidir arkadaşlar. Değildir. O yüzden yukarıyı ilgilendirmiyor çıkan su. Sadece karışımı ilgilendiriyor. Dolayısıyla paydadan x'i çıkarıyorum. Sonuç ne olsun diyor? %50 olsun diyor. %50, 50 bölü 100 demek. Yani 1 bölü 2 demek. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 kere 18, 36 eşittir. 60 eksi x'ten. 60'dan kaç çıkarırsak 36 yapar? 24 çıkarırsak 36 yapacaktır. %40'ı şeker olan 40 kilogram şekerli su. Hemen 40'ın %40'ını alırsak 4 kere 4 16. 16 bölü 40 olarak yazdım karışımı. X kilogram şeker, X kilogram su ekleniyormuş. Eklenen su sadece karışımı etkiler. Ancak şeker hem karışımı hem de saf maddeyi etkiler. Demek ki X kilogram saf madde katılıyor x kilogram saf madde x kilogram da su katılıyor. Demek ki toplam aşağıya 2x ekleniyor. Son durumda yüzde ne oluyormuş? 42 oluyormuş. Sadeleştirirsek ne olur? 21 bölü 50 olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 50 ile 16'yı çarparsak 800 artı 50x. 21 ile 40'ı çarparsak 21 kere 4 ne yapar? 84 mi yapar? 84 bir de 0'ı var. Peki 2x de 21'i çarpar. 42x olur. Buradan 42x 50x'ten çıkarırsak ne olur? 8x. 840'tan da 800'ü çıkarırsak 40 kalır. x buradan ne gelir? 5 gelir. Bizden ne istiyor? x'i istediği için cevabımız 5 olacaktır. Ağırlıkça %x'i tuz olan A kilogram tuzlu su ile yüzde %y'si tuz olan B kilogram tuzlu su karıştırılırsa oluşan karışımın tuz yüzdesi aşağıdaki yöntemle bulunur diyor. Arkadaşlar yine saf madde miktarlarını bulalım. Yüzdemiz x ise a kilogram maddenin içinde saf madde ne kadardır? a çarpı yüzde x'tir. Bakın şu. Burada saf madde ne kadardır? b çarpı yüzde y'dir. b çarpı yüzde y. Bunların toplamı neyi verir? Saf madde miktarının toplamını verir. Bunun karışım karışıma oranı neyi verecektir? Saf madde oranını verecektir. Burada a kilogram, Burada B kilogram karışım varsa paydamız ne olacak? A artı B. Bu bize neyi verdi? Saf madde oranını verdi. Bunu yüzde çarparsak saf madde yüzdesini buluruz. Kısaca saf madde miktarını bulup karışımı oranladığımızda neyi bulacağız? Saf madde oranını bulmuş olacağız. Örnek 9. Alkol oranı %25 olan 80 gram alkol su karışımı. Bakın %25'miş. %25 dörtte bir demek. 80'in dörtte biri ne olur? 20 olur. Karışımımız 20 bölü 80'miş. Hemen saf madde oranı şeklinde yazdım arkadaşlar. Peki ne diyor? A gram alkol katılıyormuş. Alkol ne olduğu için? E, burada saf madde olduğu için yukarıya ekliyorum. Aşağıya da ekliyorum. Sonra B gram su karıştırılıyormuş. Suyu sadece karışıma ekliyorum. Saf madde eklemiyorum. Ne oluyormuş? Alkol oranı değişmiyormuş arkadaşlar. Neydi? 25. Yani 1 bölü 4'tü. Yine 1 bölü 4'e eşitledim. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4 kere 20 80 artı 4A eşittir. 1 ile çarparsak 80 artı A artı B olacaktır. Buradan 80'ler gitti. A'yı da başa gönderirsek 3A eşittir B. Buradan A bölü B'yi istiyor benden. A bölü B ne olacaktır? 3'ü karşıya atarsam 1 bölü 3 olacaktır. Örnek 10. Aşağıdaki bir kapta bulunan tuzlu suyun içindeki su ve tuz miktarının değişimi verilmiş. Baktığımda sabit olarak başlangıçta ne diyor? 30 gram su vardır diyor. Sonra her 5 gram tuza karşılık 5 gram su artmış arkadaşlar. O zaman e, X katını alırsak 5X Tuz artarken 5x su artmış. O zaman karışımın içerisindeki madde miktarını şu şekilde ifade edebilirim. E, tuz miktarımız 5x. Su miktarımız 30 artı 5x. 30 artı 5x. Bir de tuzu eklersem 5x 5x daha 10x ne olacaktır? Tuz oranını verecektir. Ne diyor? Bu karışımın tuz oranı %35'miş. %35'e eklersek arkadaşlar. Şunları sadeleştiriyorum. Ne olur? 7, 5'e bölersek 20. Şurayı da 10 parantezinde yazalım. 3 artı x. Bunu da 10 ile sadeleştirirsek ne geldi? 2 geldi. İçler dışlar çarpımı yapalım şimdi. 2 kere 5, 10 x eşittir. 7 kere 3, 21 artı 7 x. Buradan 7 x'i başa atarsak 3 x eşittir. 21 x ne olacaktır? 7 olacaktır. Ne istiyor bizden? Kaç gram tuz vardır diyor. Tuz neydi? 5 x'ti arkadaşlar. 5 x ise 7 yazarsak 5 kere 7 ne olacaktır? 35 gram tuz olacaktır. %18'i şeker olan 50 kilogram meyve suyu. Arkadaşlar 50'nin %18'ini alalım. Ya da şöyle düşünelim. %18'si ise 50'de nedir? Yarısı %18, 50'de 9. Demek ki karışımımız 9 bölü 50 şeklinde. %30'u şeker olan 70 kilogram meyve suyu. 70'in de hemen %30'unu alalım. 7 kere 3, 21. 21 bölü 70. İkisini karıştırırsak saf maddeler toplam ne olacaktır? 9, 21 daha 30. Karışım ne olacaktır? 50, 70 daha 120. Bize yüzdesini soruyorsa eğer yüzde çarparız. Ne olur o zaman? Ee, sadeleştirelim bunu. Şurası 5, burası 6. 30'u da 6 ile sadeleştirirsem 5. 5 kere 5, yüzde ne yapacaktır? 25 yapacaktır. Örnek 12 A kabında 5 kilogram tuz ve 15 kilogram su. B kabında 10 kilogram tuz ve 30 kilogram su varmış arkadaşlar. A kabındaki karışım ile B kabındaki karışım karıştırılırsa yüzde kaçı su olur demiş arkadaşlar. Önce tuzu bulalım arkadaşlar. Ne olur? Ne kadar tuz var burada? 5, 20, 5 20. Ne kadar tuz var? 10. Karışım ne kadar? 40, 10 bölü 40 karıştırılıyor. Saf madde ne kadar oldu? 15. Karışım ne kadar oldu? 60. Yüzdesini soruyorsa yüzde çarparız. Buradan bir sıfır gitti. Sadeleştirirsek 5'e 3. 15, 3'ün 5 katı. 5 kere 5 ne yaptı? 25. Demek ki yüzde 25'i neymiş arkadaşlar? Tuzmuş. Ancak dikkatli olun bize suyu soruyor. Yüzde yüzden çıkarırsak ne kadar su olur? Yüzde 75'i su olacaktır. Ağırlıkça %17'si tuz olan tuzlu su karışımından A kilogram alınmış. A kilogramdan %17'lik tuzlu suysa bu 0 tam %17 A'sı tuzdur arkadaşlar. B kilogram karışımdan %35'likmiş bu 0.35 B tuz varmış. Karıştırılınca ne oluyormuş tuz oranı %25. %25 ne demek? 25 bölü 100, 1 bölü 4 demek arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsam, 4 ile çarparsam 17 çarpı 4, 0, 68 A yapacaktır. 0.35 ile 4'ü çarparsam 35, 70, 140 1.4 B yapacak arkadaşlar. Peki bunun toplamı neye eşit? A artı B eşit. Düzenlersek buradan 0.32 A burası. Buraya atarsak bunu da. Bu da ne olacaktır? Ters yazdık. Bunu bir şöyle atmamız lazım. Bu da böyle. Neyse fark etmez. 0.4 B olacaktır. 100 de çarparsak 32 a eşittir 40 b oldu. Bunu da sadeleştirirsek 8'e bölersek ne olur? 4 a eşittir 5 b. Bizden ne istiyor? a bölü b. a bölü b ne gelecektir buradan? 5 bölü 4 gelecektir. Mehmet kilogram 6 TL olan 5 kilogram baldo pirinç alıyor. Toplam ne kadar ödemiş? 6 çarpı 5, 30. Kilogramı 8 TL olan 15 kilogram Osmancık pirinci. 8 çarpı 15 120 de buraya ödedi. 30 da bunu ödemişti. Ne diyor? Karıştırıyor. Buna göre oluşan yeni karışımın kilogramı kaç TL'dir? Toplam kaç kilogram arkadaşlar? 15, 5 daha 20 kilogram. 20'ye bölersek 150'yi kilogramı kaç TL'ye gelir? 7,5 TL'ye gelecektir. A cinsi inekten sağılan 5 litre sütten 1 kilogram kaymak elde ediliyormuş. B cinsi inekten 4 litre sütten 1 kilogram kaymak elde ediliyor. Bu iki inekten elde edilen sütlerden xer litre yani eşit miktarda alınmış bir kişi bir kapta karıştırıp kaynattığında 18 kilogram kaynak elde etmiş. Buna göre x nedir diyor arkadaşlar? 4 ile 5'in önce ekok'unu alalım. Nedir? 20'dir arkadaşlar. 5 litreden 1 kilogram çıkıyorsa 4 ile çarptığımızda 20 litreden kaç kilogram gelir? 4 kilogram. 4 litreden 1 kilogram çıkıyorsa 5 ile çarparsam 20 litreden 5 katı 5 kilogram gelecektir. İkisini toplarsak arkadaşlar demek ki 40 litreden ne kadar kaymak elde ediliyor? 4 5 daha 9 kilogram kaymak elde ediliyor. Bize ne diyor? 18 kilogram kaymak elde edilsin diyor. 18 kilogram kaç litreden elde edilir? Şunun 2 katı olduğu için arkadaşlar bunun da 2 katı 80 litreden elde edilir. İki karışımdan eşit miktarda alındığına göre 40 litre birinden 40 litre diğerinden alınmış. X'er litre dediği için X'ine gelecektir. 40 gelecektir. 2014 YGS sorusu. Su oranı ağırlıkça %36 olan 23 kilogram yaş üzüm. Arkadaşlar %36'sı suysa ne kadarı saf madde üzüm maddesi? 64'ü. 23 kilogramın %64'ü üzümün saf maddesi ya da saf üzüm diyelim ona. Şimdi arkadaşlar saf üzüm bu kadarmış. Ne diyor? Bir süre sonra bu üzümlerdeki su oranı ağırlıkça %8 oluyor. Yani saf madde oranı ne kadar oluyor? %92. Saf üzüm %92'ymiş. Peki %92'si neymiş arkadaşlar? Buymuş. Peki %92'si saf madde olduğu için bu da saf madde. İkisi aynı şey. Yüzde yüzü nedir? Ne yapalım? Şu sayıyı 92'ye bölüp yüzde çarparsak 100 oluruz. Ya da oranlarız yüzde 92'si buysa yüzde yüzü nedir deriz. Aynı yola çıkar. Sadeleştirirsek arkadaşlar ne olur? 1 bölü 4 olur. 64'ü 4'e bölersem kaç kilogrammış? 16 kilogrammış. Karışıma giren madde miktarları eşit ise karışımın yüzdesi karışan maddelerin yüzde oranlarının aritmetik ortalamasıdır. Yani iki tane karışım karıştırılmış ve miktarlar aynı. Yüzdesini soruyorsa yüzdelerini toplayıp 2'ye böleriz arkadaşlar. 3 tane ise toplayıp 3'e böleriz. Ağırlıkça %46 şeker olan 140 kilogram şekerli suyun yarısı yani 70 kilogramı Ağırlıkça %42'si şeker olan 210 kilogram şekerli suyun 3'te biri. 213'te biri ne olacak? 70 olacak. Baktığımızda madde miktarları aynı arkadaşlar. O zaman karıştırdığımızda birisi 42'lik, diğeri %46'lıksa toplayıp 2'ye bölersem 42 artı 46 bölü 2 karışımın yüzdesi ne olacaktır? 44 olacaktır. Aşağıdaki grafikte su ve şekerin karıştırılmasıyla oluşturulan A ve B karışımlarındaki madde miktarlarının değişimi verilmiş. Buna göre A ve B eşit miktarlarda karıştırıldığında oluşan yeni karışımın yüzde kaçı sudur diyor. Grafik tarzında bu şekilde soru geliyor arkadaşlar. Baktığımızda A maddesine bakalım. 20 gram şekeri 20 gram su katılmış. O zaman şeker yüzdesi nedir? 20 bölü toplamı 40. Yani %50. 1 bölü 2 olduğu için %50 yapar. Peki B maddesine bakalım. 10 gram şeker var. 10 gram şeker. Ne kadar su var? 40 gram su var. Bir dakika. yüzde kaçı sudur dediği için düzeltiyorum arkadaşlar. Şurada %50'si şeker, %50'si su. Suyu sorduğu için direkt suyu bulalım. Burada da 40 gram su, 50 gram karışım var. 40 bölü 50. 2 ile çarparsak %80 yapar arkadaşlar. Ee, ne oluyormuş? Bunlar eşit miktarda karıştırılıyor. %80, %50 eşit karıştırılırsa toplayıp ikiye bölersek karışımın yüzdesi ne olacaktır? %65 olacaktır. Bir aşçı ağırlıkça %70'i su, %20'si un, %10'u şeker olan bir karışım hazırlıyormuş. Karışımımız 10-2'si arkadaşlar. Bunun 7'si su, 2'si un, 1'i şekermiş. Ancak hazırlarken bir hata yapıyormuş arkadaşlar. Ne yapıyor? Şunu yapıyor. 70'i su, 10'u un, 20'si şeker olan bir karışım yapıyor. Yani 10Y'deki bir karışımsa 7'si su, 1'i un, 2'si şeker. Hatayı fark ettiğinde düzeltmek için ne ekliyormuş? 175 gram su ve bir miktar un ekliyormuş. Ne kadar un eklenmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi fark ettiyseniz şekerle ilgili hiçbir şey yok demek ki. Şeker değişmiyor arkadaşlar. Yani X neye eşitmiş? 2 ye eşitmiş. Buradan y neymiş? x bölü 2. O zaman su miktarımız 7x bölü 2. Un miktarımız ne olacaktır? x bölü 2. 7x bölü 2'ye 175 eklersek ne oluyormuş? 7x oluyormuş. Yani 7x eksi 7x bölü 2 neye eşitmiş? 175'e. Buradan 7x bölü 2 eşittir. 175. 175'i 7'ye bölersek ne olacaktır? 25 olacaktır. 25'i de 2 ile çarparsak x ne oldu? 50 gram oldu. Peki x 50 gramsa bize neyi soruyordu? Ne kadar un eklenir diyordu. 2, e, x bölü 2'den 2x'e çıkaracağız. 2x'ten x bölü 2'yi çıkarırsak ne olur? 3x bölü 2 un eklemeliyiz. x yerine de 50'yi yazarsak 150'nin yarısı ne olacaktır? 75 yapacaktır. 30 gram 18 ayar altın ile 20 gram 14 ayar altın eritilerek karıştırılıyor. Karışımın 20 ayara yükseltilebilmesi için karışıma kaç gram 24 ayar saf altın eklenmelidir diyor. Karıştırmadan ayrı ayrı 24 ayarla birleştirelim arkadaşlar. Şimdi ne diyor? 18 ayar elimizde altın var 30 gram. 24 ayar kaç gram altınla karıştırırız 20 ayarlık bir altın bir karışım elde etmiş oluruz. Aradaki farklara bakalım. Buradaki fark ne? 2. Buradaki fark ne? 4. Sadeleştirelim. Nedir? 1'e 2 oranı var. Demek ki çapraz olarak bakıyorduk arkadaşlar. Demek ki 30 gram kullanılmışsa buradan diğer taraftan yarısı olmalı. 15 gram kullanılmalı. Diğerine bakalım aynı şekilde. 14 ayardan 20 gram varmış ve e, ne olsun istiyoruz? 20 ayara gelsin istiyoruz. Ne kadar 24 ayar katılmalıdır? Aradaki farka bakıyorum. 6 burası, 4 burası. Sadeleştirirsem 3'e 2 oranı var arkadaşlar. 2'ye 20 gelmiş. 3'e gelmeli? 30 gelmeli. O zaman toplam kaç gram 24 ayar kullanıldı? 30 artı 15, 45 gram 24 ayar kullanıldı. A kabında alkol oranı %30 olan 30 gram karışım varmış. 30'un %30'unu alalım hemen. 3 kere 3, 9. 9 bölü 30'muş burası. B kabında alkol oranı %20 olan 20 gram karışım varmış. 20'nin %20'sini alırsak ne olur? 4 bölü 20 olacaktır. B'deki alkollü suyun yarısı A'yı alınarak karıştırılıyor arkadaşlar. 4 bölü 20'nin yarısı ne olur? 2 bölü 10. Bunu şöyle yarısını alıyoruz. Saf maddenin yarısı 4'ün yarısı 2. Karışımın yarısı 10 şeklinde. Bunu A ile karıştırıyorum. 2, 9 daha ne yaptı? 11, 10, 10, 10. 30 daha ne yaptı? 40 yaptı arkadaşlar. 11 bölü 40 oldu bu karışım. Bu arada i̇kinci aşamada ne diyor? Bunun da yarısını alalım diyor. Bunun da yarısını alıp B'de kalanla karıştıralım. Bunun yarısı ne olur? 5,5 bölü 20. Geriye kalan 2 bölü 10'du. Karıştırırsak ne olacaktır? 7,5 bölü 30 olacaktır. Bu oran ne olur? 1 bölü 4. Yüzde çarparsak yüzde ne yapar? 25 yapacaktır. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. 80 litre su ile 20 litre alkol karıştırılıyor. Alkol oranı nedir? Saf madde ne kadar? 20. Karışım ne kadar? 80 artı 20. Bu da ne yapar? 20 bölü 100. Yüzde 20 yapacaktır. 40 kilogram su ve 10 kilogram şekerin karıştırılmasıyla oluşan karışımın su oranını sormuş. Saf maddemiz su o zaman burada. 40 bölü Karışımın tamamını 40 artı 10, 50. Ne istiyor bizden? Yüzde dediği için bir de yüzde çarparsak bunu ne olur? 40 bölü 50 sadeleştirirse 50 ile 100 2 kalır yukarıda. 2 kere 40 80 olacaktır yüzde. Tuzlu su karışımının 6 kilogramı suymuş. Demek ki 4 kilogram da tuzmuş. O zaman karışım nasılmış? 4 bölü 10 şeklindeymiş. 4 kilogram tuz, 10 kilogram karışım. Karışıma 2 kilogram tuz ilave edildiğinde, artı 2, tuz hem yukarıya hem de aşağıya ekleniyor. Çünkü saf madde aynı zamanda karışımın da içinde. Ne diyor? Başlangıçtaki tuz su oranının değişmemesi için, yani 4 bölü 10 oranının olması için, ne kadar su eklenmelidir diyor. Su sadece paydaya ekleniyor, saf madde olmadığı için. Peki Düzenleyelim burayı. Ne olur bu arkadaşlar? 6 bölü 12 artı x eşittir 4 bölü 10. 2 bölü 5 demek. Sadeleştirirsek. Şurayı da sadeleştirirsem 3. 3 kere 5 15 eşittir 12 artı x. X gelecektir buradan? 3 gelecektir. 135 gram saf sütün içine 15 gram şeker ilave ediliyormuş. Hazırlanan karışımın süt oranı yüzde kaçtır diyor arkadaşlar. Süt e, saf madde oluyor burada. Saf maddemiz 135. 15 kilogramda 15 gramda şeker ilave ediliyormuş. Toplam ne olacaktır? 150. Yüzde dediği için yüzde çarparsak ne olur? 2 bölü 3. 135'i 3'e bölersek 45. 2 ile çarparsak yüzde 90 yapacaktır. Yüzde 20'si Alkol olan x litre alkollü suya diyor. O zaman x litreden ne kadar alkol olur? 0 tam onda ikisi alkol olur. Yüzde 20 yapıyor. 15 litre alkol ekleniyor. Alkol hem saf maddeye hem de karışıma eklenecek. Alkol oranı ne oluyormuş? Yüzde 60 oluyormuş. Yani 6 bölü 10. Sadeleştirirsek ne olur bu? 3 bölü 5 olur arkadaşlar. İçler dışlar çarpımından 5 ile çarparsak 5 çarpı 02 x 1x yapar. 15 75. 3 kere x 3 x. 3 kere 15 45 yapar. Buradan 2 x eşittir. 30. x ne yapacaktır? 15 yapacaktır. Bizden ne istiyor? x'i istiyor. Cevabımız 15 olacak. Ağırlıkça %30'u şeker olan 200 litrelik şekerli su %30 ise 200'de ne olur? 60 olur. Oranımız 61-200'müş kaç litre su buharlaştırılırsa su sadece karışımdadır. O yüzden paydada çıkardık. Ne diyor? Şeker oranı %40 olsun. 40 bölü 100, 4 bölü 10. O da 2 bölü 5 yapacaktır. Evet sadeleştirmeleri yapalım. Şurası ne oldu? 30. 5 ile 30'u çarparsak 150. Burası ne olur? 200 eksi x. 200'den kaç çıkarırsak 150 olur. 50 çıkarırsak 150 olur. %25'i alkol olan 80 litre alkollü su. %25'i ne yapacaktır? 20 yapacaktır. Demek ki karışımımız 20 bölü 80 şeklindeymiş. Ne diyor? Kaç litre alkol eklenirse? Alkol saf madde olduğu için hem paya hem de payda ekleyeceğiz. Oran ne olur diyor? %40 olur diyor. %40 ne demek? 4 bölü 10 o da 2 bölü 5 demek. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan. 5 kere 20 100 artı 5x 2 kere 80, 160 artı 2x olacak. Buradan da 2x'i başa atarsak 3x, 160'dan da 100'ü çıkarırsak 60, x ne gelecektir buradan? 20 gelecektir. x gram tuzlu su karışımının ağırlıkça %35'i tuzdur diyor arkadaşlar. Yani x gram tuzlu suda 0.35 gram e, ne vardır? Tuz vardır. x'e 0.35 x 0, olacak. Ne diyor? Bu tuz oranını %55'e çıkarabilmek için, 55 bir 100 olması için kaç gram tuz eklenmeli? Eklenen tuz hem saf maddeye hem de karışıma eklenecek arkadaşlar. Burayı da sadeleştirirsem 5'e böldüm. 11 bölü 20 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak 20 çarpı 0.35 ne yapar? Arkadaşlar 7x yapar. Artı 20a eşittir 11x artı 11a oldu. Buradan da düzenlersek 4x eşittir. 9a oldu arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Karışıma kaç gram tuz eklenmelidir? a'nın x cinsinden değerini istiyor. Ne olur o da 4x bölü 9 olacaktır. Bu soruyu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Karışımımız ne kadarmış? %35'miş. Kaça çıkarmak istiyoruz? %55'e çıkarmak istiyoruz. Kaç gram varmış? x gram. Ne katacağız içine? Saf tuz ekleyeceğiz arkadaşlar tufun, tuzun yüzdesi nedir? Yüzde yüzdür. Peki 35 ile 55'in arası ne? 20. 55 ile 100'ün arası nedir arkadaşlar? 45. Sadeleştirirsek ne olur? 5'e bölersek 4'e ne oranı var? 9 oranı var. Demek ki 9 x'ten 9 birim kullanılırsa yüzlükten kaç birim kullanılmalı? 4 birim kullanılır. O zaman ne olacaktır burası? 4x bölü 9 olacaktır. Alkol oranı %25 olan 80 gram alkollü su. 80'in %25'i ne yapar? 4'te 1'i 20 yapar. 20 bölü 80'miş arkadaşlar. Buna ne karıştırdı? %40'ı %40 oranı olan 70 gram alkollü su. 70'in %40'ını ne yapar? %28 yapar. 28 bölü neymiş? 70'miş arkadaşlar. Toplarsak ne olur? 48 bölü 150 olur. Bize neyi soruyor? Yüzdesini soruyor. Yüzde çarparsak ne olur? sadeleştirirsek 3, 2, 48'i 3'e bölersek 16, 2 ile çarparsak ne yapacaktır? 32 yapacaktır. %25 şeker olan A gram meyve suyuna 25 gram şeker ilave edilirse karışımın şeker oranı %40 oluyormuş. A kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi %25'lik A gram diyor. A'ya, A'ya karışım A ise Karışımın içindeki şeker ne olur? Sıfırdan yüzde 25 A olur arkadaşlar. 25 gram şeker ekleniyor. Eklenen şeker hem saf maddeye hem karışıma eklenir. Sonuçtaki yüzdesi ne oluyormuş? 40 oluyormuş. Sadeleştirirsek 2 bölü 5 oluyor. İçler dışlar çarpımından ne olur? 5 ile çarparsam 1.25 A artı 5 ile çarparsam 125 eşittir. 2 ile çarparsam 2 A artı 2 ile çarparsam 50. Buradan da düzenlersek arkadaşlar 2A'dan 125 ay çıkarırsak ne olur? 0.75A yapar. 125'ten de 50'yi çıkarırsak ne olacaktır? 75. 0.75A 75 ise 75'i 0.75'e bölersek A ne olacaktır? 100 olacaktır. Bu soruyu şu şekilde de çözebiliriz arkadaşlar. İkinci bir yol. Diyor ki yüzde 25 şeker olan a gram, yüzde 25 arkadaşlar a gramlık şeker varmış, 25 ne kadarmış a grammış ve 25 gram şeker ilave ediliyor. Bunun şeker yüzdesi nedir? 100. Bunun e, ne kadar? 25 gram. Bunu biliyoruz. Peki karıştırılınca karışımın yüzdesi ne oluyormuş? 40 oluyormuş. 25 ile 40 arası 15. 40 arası ne olur? 60 mı? Sadeleştirirsek buradan ne gelir? 1'e 4 oranı gelir arkadaşlar. Demek ki şurası 1 birimsi, burası 4 birimmiş. 1 birim 25 ise 4 birimli olacaktır. 100 olacaktır. Yani A 25'in 4 katı ne yapacaktır? 100 gram olacaktır. %75'i su olan 64 gram şekerli su diyor. %75'i suysa ne kadar şekerdir? %25'i. 64'ün %25'i ne olur? 4'te 1'i. Karışımız demek ki 16 bölü 64 şeklindeymiş. Ne diyor? Şeker oranı %25 olan 36 gram şekerli su ilave ediliyor. Yine 9 bölü 36 ne olur? Yeni karışımın ağırlıkça yüzde kaçı şekerdir diyor. Toplarsak 25 bölü 100 yapar. %25 yapacaktır. Gerçi hesaplamaya gerek yok. Çünkü bunu ki yüzde çıkarınca yeni karıştırdığımız karışımın da 25, ikisi de yüzde 25 olduğu için sonuçta ne olacaktır? Yüzde 25 olacaktır. Ağırlıkça yüzde 30'u şeker olan 20 kilogramlık un şeker karışımına un şeker karışımı 2 kilogram daha un eklenirse yeni karışımda şeker bölü un nedir diyor arkadaşlar. Evet şeker bölü unu soruyor. %30'u şekermiş 20 kilogramın. %30'u ne yapar? 6 kilogram yapar. E, kaç kilogram un olur? 14. Şeker bölü un. Bu şeker bölü karışım değil yalnız arkadaşlar. Şeker bölü un yazdım. Çünkü bana onu soruyor. Ne diyor? 2 kilogram daha un ekleniyormuş. Paydaya un ekleniyor. Un burada çünkü. Yeni karışım ne olur? 6 bölü 16. O da ne olur? 3 bölü 8 olacaktır. Kum oranı %30 olan 70 kilogramlık karışım diyor. Kum ne kadardır? 70'in %30'u. 7 kere 3, 21. 21 bölü 70'tir. Kum oranı %60 olan 80 kilogramlık kum çimento karışımı diyor. Kum oranı %60. 80'in %60'ı ne yapar? 6 kere 8, 48. Karıştırılırsa kum oranı ne olur diyor. 48, 21 daha. 69 yapar. 70, 80 daha. 150 yapar arkadaşlar. Bunu yüzde çarparsak yüzdesini buluruz. Ne olur? 2, 3, 69'u 3'e bölersek ne olur? 23, 2 katı ne olacaktır? 46 olacaktır. Ağırlıkça yüzde 40 tuz olan bir miktar karışımın yarısı dökülüp yerine dökülen miktarda su ekleniyor arkadaşlar. Yüzde 40 tuzsa Neyi soruyor bu arada? Bize su yüzdesini soruyor. Yüzde 40'ı tuzsa ne kadar su? Yüzde 60'ı su arkadaşlar. Bunun yarısı dökülüyormuş. Ne olur? 30x bölü 50x olur. 60'ın yarısı 30, 100'ün yarısı 50 oldu. Sonra ne diyor? Dökülen miktarda su ekleniyor. Su yüzdesi dediği için saf maddemiz su arkadaşlar burada. Hem yukarıya hem aşağıya ekliyorum. 50'yi ekledim. Dökülen miktar 50 idi. İkisini de eklemiş oldum. Ne olur son durum? 80 bölü 100 su yüzdesi yapacaktır. A kabında ağırlıkça %25 şeker olan 50 gram şekerli su diyor. %25'i. B kabında ise %75'i su olan yine %25 şeker arkadaşlar. 100 gram şekerli su varmış. Şurası 100 grammış. Ne diyor? A ve B kaplarındaki karışımların 4, 5, 4 bölü 5'e alınarak karıştırıldığında oluşan karışımın şeker oranı nedir? İkisinde de %25 şeker olduğu için istediğimiz miktarı alıp karıştırabiliriz. Sonuç değişmez. Yine %25 olacaktır. Ağırlıkça %40'ı tuz olan A gram tuzlu su ile ağırlıkça %15'i tuz olan B gram tuzlu su karıştırıldığında oluşan karışımın tuz oranı %35 oluyormuş. Bakın %40 ile %15 karıştırılınca %35 oluyormuş. %40 ile %35'in arası 5 birim, 15 ile 35'in arası 20 birim. Sadeleştirirsek 1'e 4 oranı mı var? Yani şurası 4x ise burası 1x'miş arkadaşlar. O zaman ne söyleyebiliriz? A, B'nin 4 katıdır. A eşittir işte 4B'dir. Buna göre Ağırlıkça %20'si tuz olan A gram tuzlu su ile %30'u tuz olan B gram tuzlu su karıştırılırsa oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaç olur diyor. B'nin yerine A'nın yerine 4B'yi hemen yazalım arkadaşlar. 20 ile 30 karıştırılıyormuş. 4'e 1 olduğu için eğer şurası 4K ise burası 1K olacak. 4'e 1 aradaki fark 10 arkadaşlar. 4'e 1'i 8'e 2 yaparsak Toplamı 10 yaptı bakın. Demek ki 38 8 eksiği ya da 20'nin 2 fazlası aradığım cevap olacak. 40 litrelik alkol su karışımına x litre su ekleniyor diyor. Alkol miktarı belli değil. A diyelim ona. A bölü 40 karışımımız olmuş olsun arkadaşlar. Ne diyor? X litre su ekleniyor. Su saf madde olmadığı için sadece payda ekledik. Yeni karışımın alkol oranı... Başlangıçtaki karışımın alkol oranının 2 bölü 3'üymüş. Başlangıçtaki neydi? A bölü 40'tı. Bunun 2 bölü 3'üne eşitmiş arkadaşlar. Buradan A İçler işte içler dışlar çarpımından ne olacaktır? 120 eşittir. 2 ile 40'ı çarptık. 80 artı 2x olacaktır. Buradan 2x 40x ne olacaktır? 20 olacaktır. A, B ve C maddeleri arasında şu ilişki verilmiş. Oranlarında karıştırılarak 230 gramlık bir karışım elde ediliyormuş. Buna göre karışımdaki A ve B maddelerinin farkı ne kadardır demiş. Şimdi öncelikle şuradaki B'ler ortak olduğunu görüyorum. B'lerin katsayılarını sayılarını eşitleyeyim. Üstteki denklemi 4 ile alttaki denklemi 3 ile genişletirsem 8A eşittir 12B, 12B eşittir 9C'den 8A, 12B, 9C birbirine eşit olacaktır. 8, 9, 12'nin ortak katı 72K olsun arkadaşlar. A ne olur o zaman? 72'yi 8'e bölersem 9K. B 72'yi 12'ye bölersem 6K. C 72'yi 9'a bölersem 8K. Bunların toplamı neymiş? 230'muş. 23K eşittir 230. K ne gelecektir buradan? 10 gelecektir. Bizden ne istiyordu? A ile B'nin farkını istiyor. 9K'dan 6K'yı çıkarırsak ne olur? 3K olur arkadaşlar. K'ya da 10 yazarsak 3 kere 10 ne olacaktır? 30 olacaktır. Aşağıdaki grafikte A ve B karışımlarındaki alkol ve su miktarlarının değişimi verilmiş. A'dan 15, B'den 25 gram alınarak oluşturulan karışımın yüzde kaçı alkoldür diyor arkadaşlar. Hemen alkol yüzdelerini bulalım burada. 16 gram alkol B için 24 gram su var. 16 bölü 40 olur oranı. Toplamı 40 yaptı. 16 bölü 40 yüzde ne yapar? 2,5 katı 40'ın 100. 16'nın 2,5 katı 40. Demek ki yüzde 40'mış. A maddesine bakalım. 20 gram alkol, 5 gram su varmış. 20 bölü 25 olacaktır. Pay ve paydayı 4 ile çarparsak bunun oranda ne olacak? Yüzde 80 olacak arkadaşlar. Şimdi 40'lık ve yüzde 80'lik iki karışım karıştırılıyor. Sonuç ne olur diyor arkadaşlar. %40'lıktan 25 gram, %80'likten 15 gram varmış. O zaman bu karışım madde miktarlarının oranınca değişecektir ortalama. 25 ise şurası 25, 15 ise şurası 15K olacaktır. 40K, aradaki fark 40'mış. O zaman kaçtır? 1 olur. Demek ki 40'ın 15 fazlası 55, 55'in de 25 fazlası 80. Evet demek ki karışımın yüzdesi ne oluyormuş? 55 oluyormuş. Ağırlıkça şeker oranı %20 olan x gram şekerli suya ağırlıkça su oranı %30 olan dikkat edin bu su oranı buradaki şeker oranı ne olur? 70 olur. Şekerli su ekleniyor. Oluşan karışıma karışımdaki şeker miktarının yarısı kadar da su ilave ediliyor. Şimdi x gram karışımda 0.2 gram şeker var. y gram karışımda 0.7y gram şeker var. %20, %70. Toplam şeker miktarı ne kadar? 0,2x artı 0,7y. Bunun yarısı kadar da ne ekleniyormuş arkadaşlar? Su ilave ediliyor. Bunun yarısı ne olur? 0,1x, 0,35y olur. Sonuçta su ve şeker miktarları eşitmiş. Yani şeker oranı neymiş? 1 bölü 2, %50'ymiş. İçler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? 2 ile 0,2'yi çarptı, çarptım. 0,4x. 2 ile 0,7'yi çarparsam 1,4y eşittir. Burası ne olur? 1,1x y ile 0,35'i toplarsak 1,35y yapar. Buradan da 1,35, 1,40, 1,35'i 1,40'a gönderirsek 0,05y yapacaktır. 0,4'ü de karşıya gönderirsek 0,7x yapacaktır. İki basamak kaydırırsam ikisini de 5y eşittir 70x. Sadeleştirirsem şurası 14, Bizden ne istiyor? X y, 14'ü karşıya gönderirsem ne olacaktır? 1 bölü 14 olacaktır. Ağırlıkça %10'u şeker olan bir miktar şekerli su. 10x'lik karışım olsun. 1x'i şeker olsun. X bölü 10x şeklinde bir karışımmış arkadaşlar. Bir kısmı dökülüyor. Ne kadar dökülsün? A, A bölü 10A'sı dökülsün. 10A kadar karışım dökülürse A kadar saf madde dökülür. Yerine dökülen karışım miktarında şeker ekleniyor. 10'a dökülmüştü. 10'a şeker ekliyoruz arkadaşlar. 10'a şeker eklersek karışıma da 10'a eklemiş olacağız. Sonuç olarak şeker yüzdesi ne oluyormuş? Yüzde 40 oluyormuş. 40 bölü 100. Sadeleştirirsek 2 bölü 5 yapacaktır burası. İçler dışlar çarpımında ne olur burası? Bu arada şu 9A yaptı. Şurası da gitti arkadaşlar. 5 ile çarparsak 5x eksi 45 a, 2 ile çarparsak 20 x olacaktır. Buradan 15 x eşittir. 15 x eşittir 45 a. Aan e, x ne olacaktır? 3 a olacaktır. Demek ki ne diyor? Dökülen miktarın karışma oranı neymiş? 1 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Aşağıda 3 eş kap verilmiş. Kabın e, hacmi 12 x olsun arkadaşlar. Ne diyor? Birinci kapın %25'i yani 3x'lik kısmı dolu. İkinci kabın 1 bölü 3'ü 4x'lik kısmı. Üçüncü kapın da 6'da biri yani 2x'lik kısmı dolu olsun. Şeker oranları şekildeki gibiymiş. Ne diyor? Birinci ve ikinci kapta bulunan şekerli su üçüncü kaba boşaltılırsa üçüncü kaptaki karışımı yüzde kaçı şeker olur diyor. Yani hepsini karıştırırsak şeker yüzdesi nedir diyor arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Yüzde ile miktarı çarpıyoruz. Yüzde ile miktarı çarpıyoruz ile miktarı çarpıyoruz. Bölü toplam karışım nedir? 3, 4, 2x'in toplamı. Yüzde dediği için yüzde çarpıyoruz arkadaşlar. Şu yüzler gitti. Burası ne oldu? 60. 100 daha 160. 20 daha 180 yaptı. 180'i 9'a bölersek ne olacaktır? 20 olacaktır. A kabında 30 gram tuz ile 30 gram su o zaman e, tuz yüzdesi nedir? 30 bölü 60'tan yüzde %50 arkadaşlar. B kabında 40 gram tuz ile 60 gram su. O zaman 40 bölü 100 yapar tamamı. Yüzde %40 da B kabındaki tuz yüzdesidir. Ne diyor? A kabından X gramı, şuradan X, B kabından Y gramı karıştırılarak ne yapıyormuş? C kabında karıştırılıp karışımın %48'i tuz yapılıyormuş. Karışım %48'i ne oluyormuş? tuz oluyormuş arkadaşlar. Bakalım. %48 50'den ne kadar düşük 2? 40'tan ne kadar fazla? 8. Sadeleştirirsek 1'e 4 mi olacaktır? 1'e 1y ise 4'e 4y olacaktır. Demek ki x neye eşitmiş? 4y'ye yi eşitmiş. Yeni nesil sorular. Aşağıda bir karışımda yer alan 5 farklı maddenin karışımda bulunma miktarlarına ait bilgiler verilmiş. KLMNP maddelerinin içerisindeki bulunma miktarları verilmiş. Buna göre bu karışımdaki KLMNP maddelerinden hangisinin miktarı diğerlerinden fazladır diyor. Karışımları eşitleyelim arkadaşlar. Aynı karışımda bulunduklar için karışım miktarlarını aynı yapalım. Hepsinin ortak katı ne var? 20 var. 20'ye tamamlayalım. Bu 20 gramda 0,8 gram varmış. 5 gramda 0,2 bulunuyormuş. 20 yapmak için 4 ile çarparız. 4 ile çarparsak bu da ne olur? 0,8 olur. 4 çarpı 0,2. 0,5'i 20'ye tamamlamak için 40 ile çarparız arkadaşlar. 40 ile da 0,3'ü çarparsak ne olur? 2 yapar. Yine 0,2'yi 20'ye çevirmek için 100 ile çarparız. 100 ile çarparsak burası ne olur? 0,6 olur arkadaşlar. 0,04'ü 20'ye tamamlamak için neyle çarparız? 500 ile. 500 bu bilgiyi çarparsak ne olur? 0,15 ile çarptığımızda 0,5 olur. En yüksek bulunma oranı hangisinde arkadaşlar? Hangisinde? 3. sırada M'de. İki ayrı kapta bulunan alkol su karışımındaki alkol ve su miktarları ile karışımdaki alkol oranı tabloda verilmiş. Alkol 2 artı B'ymiş. Su 2 artı 2B. Alkol oranı yüzde %40'mış. Alkol oranını nasıl buluruz? Alkol bölü, alkol artı su. Yani 2 artı B bölü ikisinin toplamı neymiş? %40'mış. Sadeleştirirsek ne olur? 2 bölü 5 olur arkadaşlar. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 5 kere 2A, 10A 2 ile çarparsak 8A artı 6B olacaktır. Düzenlersek ne olur burası? 2A eşittir B olur arkadaşlar. O zaman B gördüğümüz yere 2A yazarsak şuraya 2A yazdık. Ne oldu bu 3A? 2A yazarsak ne olur? 14 eksi 2 12A olur. Neyi soruyordu? Alkol yüzdesini. Şuraya da 2A yazdık. Ne oldu? 3A. İkisinin toplamı ne oldu? 15A. Toplarsak 1 bölü 5 yapar. Bunu da yüzde çarparsak yüzde ne yapacaktır? 20 yapacaktır. Ağırlıkça şeker oranları sırasıyla 20 ve 30 olan iki meyve suyu birbiriyle karıştırılarak yeni bir karışım elde ediliyormuş arkadaşlar. Peki başlangıçta her iki meyve suyunun içindeki şeker miktarları birbirine eşitse elde edilen karışımın şeker oranı nedir diyor arkadaşlar. 2 ile 3'ün ortak katı 6x olsun şeker miktarları. Ve karışımın tamamı ne olacaktır? %20'si 6 ise %100'ü 30 olacaktır ya da 5 kat arkadaşlar. Burada da %36 ise 3'e bölersek %12 %100'ü de 20 olacaktır. 6 bölü 20 %30 yapacak. Peki karıştırdığımızda ne diyor? Karışımın şeker oranı ne olur diyor. 12 bölü 50. 2 ile genişletirsek ne olur? 24 bölü 100 yani %24 olur. Ağırlıkça %30'u ve %55'i şeker olan farklı iki kaptaki şekerli su karışımları karıştırıldığında yeni karışımın şeker oranı %45 oluyormuş. 30 ile 50 karıştırılmış 45 oluyor. Aradaki fark ne? 15. Burada 10. Sadeleştirin 2'ye 3. Demek ki 55'ten 3x varsa 40, 30'dan ne varmış? 2x varmış arkadaşlar. Ne diyor? İlk durumdaki kaplardaki karışım miktarlarının oranı 2 bölü 3 ya da 3 bölü 2 olacaktır. 2x eşit 3 olmak üzere A kabında %20'si tuz olan 8x varmış. B'de 6y varmış %40'ı tuz. 6y yerine 4x yazdım ben. C'de de 2x'lik %16'lık ne varmış? Karışım varmış. Ne diyor ilk olarak A kabındaki karışımın yarısı B'ye boşaltılıyor. Şunun yarısı ne olur arkadaşlar? 4x B'ye boşaltıldığında madde miktarları aynı olduğu için yüzdesi ne olacaktır? 20 ile 40'ın ortası 30 olacaktır. Peki karıştırdık ne kadar madde oldu burada? 8x oldu. Daha sonra bu kabın 1 bölü 4'ü diğerine aktarılıyor. 8'in 1 bölü 4'ü ne olacak? 2x. Yüzdesi de 30. Yüzde değişmez. Burada yüzde ne? 16. Miktar ne? 2x. Madde miktarları yine aynı. O zaman Yüzdesi ne olacaktır? İkisinin ortası. 30, 16 daha ne yaptı? 46. Yarısı ne olur? 23. Tüm karışımın nesi olacaktır? Yüzdesi olacaktır. silindir biçimindeki iki kaptan birincisinin yüksekliği 4H ve yarı çapı 4R'ymiş arkadaşlar. İkincisinin yüksekliği 3H, yarı çapı da neymiş? 3R'ymiş Buna göre bu iki kabın içine reyel çaplı bulunduğu kap ile aynı boyda içi dolu demir dik silindirler yerleştirilmiş. yarıçapları çapları R arkadaşlar. Ne diyor? Uzun kabın yarı yüksekliğine kadar uzun kabın yarı yüksekliğine kadar şeker oranı %2x olan kısa kabın 2 3'üne kadar yani 2 açlık kısmı burada da yarısı 2 h oldu. Ne diyor? %3x'lik. Burada da %3x'lik. Şurada şurası da %2x'likti karışımlar bulunuyor. Buna göre bu iki kaptaki karışımlar başka bir kapta birleştirilirse şeker yüzdesi yüzde kaç x olur diye arkadaşlar. Buradaki sıvı miktarını bulmamız lazım bizim. Şimdi alanından küçük dairenin alanını çıkarırsak şu aradaki taralı alanı buluruz. Bunu da yükseklikle çarparsak suyun hacmini buluruz. Peki 4R'nin karesi, pi 4R'nin karesi büyük dairenin alanı, pi R kare de küçük dairenin alanı. Çıkarırsak ne olur? 16 pi r kare'den pi r kare çıkarırsak 15 pi r kare olur. Ben buna 15 istedim. Aynı olayı diğerinde yaparsam 9 pi r kare'den pi r kare çıkarırsam 8 pi r kare. Buna da 8 istedim. Yükseklikler birbirine eşit olduğu için arkadaşlar ne olduğunu söyleyebilirim hacimlerinin 15 v'ye 15 ve 8 v olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzde ikilik, bu da yüzde üçlük. Peki. Ne yapacağız? Bunun ortalamasını alacağız. Ne yapacağız? Yüzdelerle madde miktarlarını çarpacağız. 15'te 3x'i çarptım. 15'te düzeltiyorum. 2x'i çarptım. 8'de de 3x'i çarptım. Toplam miktar nedir? 15 8 daha 23. Ne olacaktır? Buradan hesaplarsak 54/23 bölü x olacaktır. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde Yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.